nedir? Bu dünyada ne yapacaksın? Gelişi güzel yaşıyor insanlar işte böyle. Bir şans eseri. Ya işte yaşıyoruz. Amerika'da Amerika sistemine göre, Türkiye'de Türkiye'ye göre, Avrupa Avrupa işte bir kuduru bir hayat. Hiç. Sen hayvan mısın? Sen insansın. Düşünen, hareket eden, efendim, gülen, ağlayan, hoplayan, zıplayan, koşturan, konuşan, yatan, uyuyan, kalkan. Her şeyi yapıyorsun. Niye düşünmüyorsun? Niye düşünmüyorsun? Niye yaratıldığınızı? Neye yaratıldınız siz? Kendi üzerinde hükmün varsa hükmet. Dur dur zamanı. Bugün geçmesin de. Kendi üzerinde hükmün varsa dur dur. Mahkum olmuşsun her şeye. Nefes alışverişlerin de her şeyin bir sayı, bir tertip, bir nizam içerisindedir. Kalbinin atışı, tansiyonun vurması, gitmesi, gelmesi, her şey bir nizam, bir düzen içerisinde. O düzenden kaydığı anda bozuluyor bir anda. Kalp atışları bozuldu diyor. O düzen dışarısına çıktı. Tansiyonu yükseldi, alçaldı, şekeri çıktı, yükseldi, alçaldı, kolesterol. Vay ya. Öldü mü efendim işte insan? İnsan bu. Ondan sonra koşar 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 dünyanın peşinde. Dünyayı tuttum dediği anda Azrail'i bul karşısında. Boşa harcamışsın zamanı da şimdi sen. Sana bir hayat verilmiş. Bu hayatın manasını anlayamamışsın. Niye yaratıldığını hiç düşünmemişsin. Düşündürmediler. Sana Allah akıl vermiş, düşün. Her gün çeşit çeşit hadiseler koyuyor senin önüne. Sen tevaş deli gönlün bir hayat. İşte o insanlar. Dünyanın sonuna gelmiş. Dünya bir şey, atom fıçısına dönmüş, patlayacak şimdi. Hala daha o şaşkınlığın peşinde insanlar. Uyanamıyor. İşte aynı o Hazreti Nuh tufanının olduğu gibi. Son ana kadar Nuh çağırıyor onları ama kim kime dundum. Herkes kendi havasında, kendi aleminde. Bir alem yaşıyor değil mi? Bir şey. Şaşkın, budala bir hayat yaşıyorlar. Ne oldu? Helak olup gitti. Bu asra şimdi bu insanlar 7 milyara çıktı. 6 milyarı garanti bitiyor. Temizlenecek. Yeryüzünden. Öyle bir tufan geliyor şimdi. Kurtuluş yok. İşaretler apaçık. Peygamberler ileriyi gören, ileriden haber verenler, kayıptan haber verenler. Efendimiz bugünleri bize bildirdi. 1400 kusur sene önce dünya bu hale gelecek. Böyle olacak, böyle olacak. Depremler çoğalacak. Adam öldürmeler olacak. Teröristler her tarafı tutacak. Terör yayılacak. Zina çoğalacak. Binalar böyle olacak. Ne varsa hepsini okumuş. 1400 sene önce çölün içinden. Amerika'yı mı gördüydü? Yoksa Avrupa'yı mı? Oturduğu yerde çölün içinde söyledi. O gün gelecek. Böyle böyle olacak. İnsanlar kendilerini çok akıllı zannedecekler. Bilenler de bilmeyenler de. Herkes bir yol tutacak. Başı boş. Başsız bir düzen olacak. Düzensizlik olacak. Efendim, batmalar çoğalacak. Denizler kabaracak. Karlar eriyecek. Dünyanın ısısı değişecek. Ne oluyorsa tane tane hepsi söylemiş peygamber. İşte kıyameti bak bekleyin diyor. O zamanlar geldi çattı.
kıyamet gelmiş. Alimler 3 kuruşa kendini satıyor. Televizyonlara çıkıp yok kabir azabı var mı yok mu? Kıyamet kopacak mı kopmayacak mı? Baş örtülür mü örtülmez mi? Sakal bırakılır mı bırakılmaz mı? Ne kadar şaşkın değil mi ya? Ne kadar şeyi değiştiriyor. Alim diye geçinin çeşit çeşit cahillerle dolmuş dünya. Yani 3 kuruşa kendini satıyor. Dinini de satıyor. Gel şöyle. Hiçbir şey değişmedi o sözlerden. Ne söylediyse Peygamber Efendimiz hepsi olacak. Burada yerini al şimdi. Hangi tarafta duracaksın? Safını belirle. Öyle ben uyum ben buyum yok. Zaman geldi çattı şimdi artık. Hak ile kara ayrılacak. İyi ile kötü saf taraf değişecek taraflar. Hak ile batıl karşı karşıya gelecek. Onun içerisinde bütün memleketler, bütün din davası yok artık. Hak batıl savaşı var. Amerika kendi içinden bölünüyor. Rus kendi içinden. Çin kendi içinden. Türk kendi içinden. Arap kendi içinden. Hepsi kendi içerisinde tam zıtlaşıyorlar. Bir taraf hakkı arıyor, bir taraf yanlış yol üzerinde inatta duruyor. İşte oraya geldik, çattık. Hadi bakalım, hayırlısı. Çok fena uğraşacak bu fırtına. Süpürüp süpürüp götürecek. Allah'a emanet. Dünyanın sonuna geldik, çattık biz. Allah kolay getirsin müminlere. Kâhirler bir şey işte kurtulamaz. İşi zor. Fatiha.